Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında kare konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Haydi çözümlere başlayalım. Aşağıdaki ana yol trafik işareti iç içe iki kareden oluşturulmuştur. Ve CAE noktaları doğrusaldır demiş. Hocam CAE noktaları doğrusalsa şunu şöyle çizelim. Aynı zamanda CA ne oldu? Bakın bir köşegen oldu. Sonra bu tabelanın C ve B köşelerinin yerden yüksekliği sırasıyla 80 kök 2 ve ne verilmiş arkadaşlar? B'nin de uzaklığı, bakın B'nin de yere olan uzaklığından bahsetmiş. Adam bunu da bize 60 kök 2 diye vermiş. E hocam burada bir köşegen çizilmiş. O zaman ne yapacağız? Diğer köşegeni de biz çizelim. Köşegenler nasıl kesişiyor? Dik kesişiyor. Şuraya 90'ı yazınca. Aa hocam şurada bir dikdörtgen çıktı. Niye? Çünkü 90 90 90 ise burası da 90 oldu. 60 kök 2 ise burası da 60 kök 2 oldu. Hocam tamamı 80 kök 2'de 60'ı buradaysa buraya 20 kök 2 kaldı. E karede bütün kenarlar böyle köşegenlerin o parçaları birbirine eşitti. Burası da 20 kök 2. 20 kök 2 20 kök 2 ise burası da 20 kök 2'nin kök katı değil midir? Yani kaç yapar burası? 40 yapar. Ama bizden ne isteniyor? Çevre. Çevre nedir arkadaşlar? 40'tan 4 tane var. Yani 160 yaptı gençler. O zaman cevabımız Edremit oldu. ABCD bir kare ve 8x ve 14 verilmiş, CHX kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar burada bir kere kare sorularında ekstra bir 90 derece varsa alfa beta'ya dalarız ama üçgenden bir tane var. O zaman alfa beta'ya dalmayalım. Ne yapalım? 90'ların fazla olduğu sorularda tabii ki dik üçgen oluşturmak. Yani dikdörtgen yaparak dik üçgen oluşturmak yapıyorduk. E hocam ne yapabiliriz burada? Şunu yapabiliriz. Şu garibi buraya kadar gelmiş. Bunun devamını getirsem. Hocam hem burada dikdörtgen hem de burada dikdörtgen oldu. Yani şurası 90 dereceye çizince 8 ise 8, x ise x. Bak takıldık kaldık. Niye? 14'ü kullanamıyoruz. Niye? Karenin tanımını kullanmadın kardeşim. Adam sana kare diyorsa bütün kenarların eşitliğini yaz. Yani burası da x artı 8 değil midir? Evet hocam. E burası da x artı 8'dir. E buradaki dikdörtgenden dolayı burası da x artı 8 olacak. Hocam x artı 8'den 14 çıkartırsam buraya x eksi 6 mı kaldı? Evet. E şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Şuraya bakacak olursak burada ne var? Dikten dik çizilmiş. Yani Öklit. Hadi uygulayalım. X eksi 6'nın karesi eşittir 8 çarpı x. Buradan yerine yazarak da yaparız da ama neyse. X kare eksi 12x artı 36 eşittir 8x olduğundan dolayı x kare eksi 12x değil 20x mi oldu arkadaşlar? Artı 8x öbür tarafa gidince. 20x artı 36 eşit 0 olduğundan eksi 18'e eksi 2 olacak burası. Çarpımları eksi artı 36. Toplamları da eksi 20 olduğundan dolayı. Buradan da x eksi 18 çarpı x eksi 2 eşit 0 olacak. Bu 0'a eşitse x 18 çıkar. Bu 0'a eşitse x 2 çıkar. Ama x 2 olamaz arkadaşlar. Çünkü 2 eksi 6 negatif yapıyor. 2 değerini alamayacağı için cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 18 çıktı. Yani sorumuzun cevabı Akçay. ABCD bir kare ve alan ADE'yi vermiş bana. Tamam, bu alan ADE'yi vermiş. Şimdi gençler şuraya bakacak olursak şu üçgenin alanından bahsetmiş. 90'lar havada uçuşuyor. Ne yapacağız? Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Kare olduğunu unutmayalım. Şunlar hepsi birbirine eşit değil mi? Evet. Hocam bu üçgenlere baktığımız zaman, bu sarı üçgenle şu sarı üçgene baktığımız zaman ne var burada? Hocam iki üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Madem eş üçgen, burada beta'nın karşısı a ise buradaki beta'nın karşısı da a'dır. Alfa'nın karşısı a artı 2 oldu bakın. Alfa'nın karşısı a artı 2'dir. Adam sana 12'yi boşuna mı verdi? Kullan onu. A çarpı a artı 2 bölü 2 12'ye eşitmiş. A çarpı a artı 2'yi kaç buluruz? 24 buluruz. Vallahi arkadaşlar 4 yazarsam 6 kere 4 24 ya da çarpanları ayırmadan da yapabilirsiniz. Ama belli. Çarpanları ayırmada da hissediyoruz kardeşim. A'yı 4 bulduk. Karenin alanı isteniyor. Madem a 4 bak buraya 4 yazarsam Pisagor bağıntısı yap bakayım. Şu x kare neye eşittir arkadaşlar? 4 ve 6'nın kareleri toplamına eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Kaç yaptı? 52. Yani x kare eşittir 52. X'i bulmama gerek yok. Zaten benden ne isteniyor? Karenin alanı. Karenin bir kenarı x ise x kare isteniyor yani bizden. Dolayısıyla cevabı bulmuş olduk. Cevap Ceyhan. Kenar uzunluğu 4 kök 2 birim olan ABCD karesinin içine bu karenin her bir kenarının orta noktalarını köşe kabul eden bir kare çizilmiştir. Yani 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2 şeklinde gitmiş arkadaşlar. Peki. Daha sonra benzer şekilde devam edilerek son durumda aşağıdaki gibi iç içe 4 tane kare elde edilmiş. Tamam. 2 kök 2'nin kök katı 4 olacak. 4 ise bunlar da 2, 2 mi yaptı? Evet. E burası da 2 kök 2 olacak. Bunlar da kök 2, kök 2 mi yaptı? Evet. E hocam bunlar da kök 2, kök 2 ise
Kök katından dolayı burası da 2 oldu mu? Oldu. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar boyalı bölgelerin alanları toplamından şu 2 çarpı 2 bölü 2'den kaç tane var arkadaşlar? 4 tane var. 2 çarpı 2 bölü 2'den 4 tane var. Artı bir de 2'nin karesinden de bir tane var. O zaman burası 8 artı 4'ten kaç çıkar arkadaşlar? Cevap 12 çıktı. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Bir kenar uzunluğu 8 birim olan kare şeklindeki kumaş E ve F bulundukları kenarların orta noktaları olmak üzere önce şekil 1'deki gibi hop böyle katlanmış. Sonra F doğrusu boyunca ardından da şekil 2'deki gibi hop şöyle katlanmış arkadaşlar. Eyvallah. Şekil 3'teki EDK üçgeni kesilip atılıyor. Bak şunu kesilip atacağım. Şu kesilip atılacak arkadaşlar. Bizim şeklimiz, asıl şeklimiz neresi arkadaşım? Şurası. Kesilip atıldığı zaman burası kaldı. Tamam. Buna göre kalan kumaş açıldığında bu kumaşın oluşturduğu çevre nedir diye soruluyor. Tamam, ben bunu açacağım. Arkadaşlar öncelikle şu şekli bir açalım mı arkadaşım? Açalım. Şu şekli açtığımız zaman bu şeklimiz nasıl bir şekil arkadaşlar? Bir kenarı 8'di ve bunlar da 4 4'tü. Hocam burası 4. Katladığında üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 4. Burası hala 8, değil mi? Hocam üst üste binen açılar da birbirine eşit. Yani burası noktaya nokta. Başka? Hocam burası da çizgiye çizgi diyeceğim ama bunu kullanmayacağım galiba. E hocam dikdörtgenle ya da karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde böyle bir katlama olunca, yani açıortaylık olunca neye dikkat edin diyorduk? Z'ye. Bak şuna dikkat et. Şu kenarlar birbirine paralel. E paralelse şöyle bir Z kuralı var mı arkadaşlar? Şöyle bir Z kuralı var mı? Var. Nokta açısıysa burası da nokta açısı yaptı mı? Yaptı. Aa, ikiz kenar çıktı. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Lütfen. Her zaman söylüyoruz. Bakın. E o zaman 4 ise karşı tarafa da 4 yazalım mı? Yazalım. Hocam bunun tamamı 8. Buraya x yazarsam burası da x oldu mu? Oldu. Tamamı 8 ise buraya da 8 eksi x mi kaldı? 8 olduğundan dolayı. Pisagor. X'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 8 eksi x'in karesi yapacağım ya. İşlem 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 hala yapıyor musunuz bilmiyorum ama yapmayın kardeşim. E 4 varsa bir önce hisset. Acaba 3 4 5 üçgeni mi? 5 koyarsan burası 3 sağlandı mı? Sağlandı. Yani x'i kaç bulduk arkadaşlar böylelikle? 5 bulduk. Şimdi tamam, her şeyi bulduk. X 5 arkadaşım. Şimdi biz ne yapacağız? Bizim yapacağımız hamle şu arkadaşlar. Bizim elimizde şu üçgen kalmıştı, değil mi? Evet. Çünkü bunu kesip attım. Bakın sağ taraftaki şu üçgenin EDK'yı kesip attım. Sonra elimizde neresi kaldı arkadaşlar? Şuradaki dik üçgen kaldı. Evet, açılımı yapıyoruz gençler şimdi. Açılımı yapıyoruz. Bak dikkat dikkat. Açılımı yaptığın zaman hop şöyle. Hocam elimde açtığım zaman şu parça oldu şimdi. Bak şurası yok. Dikkat edin. Katlamayı geriye doğru açıyorum. Katlamayı geriye doğru açtığım zaman 8'e 4 oldu burası. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağım? Elindeki kağıt şu kırmızı kağıt oldu. Şimdi önceden şu şekilde katlanmıştı arkadaşlar. Değil mi? Önceden bu şekilde katlanmıştı, o zaman bu tarafa doğru açacağım. Eyvah eyvah. O tarafa doğru nasıl açacağız hocam? Hemen çaresini buluyorum. Ben normalde buraya işlem yapmışım arkadaşlar. O işlemi şöyle ben şey yaparsam süper olacak arkadaşım. Nereye çizeyim? Şöyle şuraya çizeyim arkadaşlar. Hop şuraya çizdim. Görülüyor değil mi? Evet görülüyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bizim elimizdeki şekil bu. Bak önceden buraya katlanmıştı. Şimdi bu tarafa doğru açacağım. E bu tarafa doğru açalım arkadaşım. Açtığımız zaman da normalde açtığım zaman dikdörtgen bu şekilde değil mi gençler? Bakın açtığım zaman dikdörtgen şu şekilde. Ama arkadaşım kırmızı olan kısım önemli benim için. O zaman kırmızı olan kısım önemliyse kırmızının simetriği açılmasını alacağım. Şunun açılmışı hop simetriği burası değil mi? Evet şeklimiz ne oldu o zaman? Burası oldu mu? Oldu. Sen bunu açtığın zaman dörtgen burası 4. Sekizgen burası 8. Hocam şurayı 5 bulmuştuk. O zaman burası da 5 mi? 5. Bizden ne isteniyor? Şu oluşan şeklin çevresi. Bak taralı şekil bizim oluşan kağıdı açtığımızda oluşan şekil taralı şekil. İşte bizden bunun çevresi isteniyor. Hocam 8 burası. 8, 8, 8 var. Bir de 2 tane 5 var. Yani 8, 8, 8 ve 2 tane 5'in toplamı isteniyor bizden. Kaç yapıyor? 24, 34 mü yapıyor? Evet, cevabımız böylelikle 34 yaptı. Bu tür sorular güzel sorulardır. Böyle kağıdı kesip de açmalı soru ÖSYM artık sorabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Hoş sorulardan biri. Evet, sorumuzun cevabı Balıkesir yaptı. Bir kenarı 6 2 olan ABCD karesini çizelim. Hemen ABCD karesini çizelim ama en çok yaptığınız hata, bir kare çiziyorsunuz, harflendirme vermiyorsunuz kardeşim. Niye böyle yapıyorsun? Adam sana ABCD karesini çiz diyor. Sen harfleri yazmıyorsun. Yazdım harfleri. Sonra DE eşittir AE. Evet DE eşittir AE olacak şekilde E eleman AD'ye alınız diyor. Aldık. Şunlar eşit olacak şekilde.
Sonra BD ile EC'nin kesişimi F olsun. BD'yi çizelim. Sonra EC'yi çizelim. Bunun kesişimine de F diyelim. Tamam. DF çarpı FB çarpımı kaçtır? Arkadaşlar burası 6 kökü değil miydi? Evet, DF ile BFB'nin çarpımı nedir diye soruluyor. Buluruz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Şimdi benim nereye yoğunlaşmam lazım? Hocam bir kere DF ve FB'ye yoğunlaşacağız ya. Burada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Öncelikle 6 kökü ise burası 3 kök 2, burası da 3 kök 2 yazalım mı? Yazalım. 6 kökü ise burası da 6 kök 2. Hocam kelebekteki oran 1'e 2 oldu. Ben şuraya yoğunlaşacağım. O zaman burası x'ken burası ne oldu? 2x oldu. Hocam şu köşegen uzunluğu lazım olacak bana. Tamam bitti. Köşegen uzunluğu 3x köşegen uzunluğu 6 kökünün kök katı değil midir? 6 kökünün kök katı yani 12 oldu. X'i de buradan kaç bulduk? 4 bulduk. Evet, x 4, 2x 8 oldu. Senden df yani 4 çarpı fb yani 8 isteniliyor. Cevap o zaman kaç yaptı gençler? 32 yaptı. Yani cevabımız Balıkesir oldu. Soruda açı verilmiş. 20 90 ise burası 70 derece falan yazabiliriz. Ama ekstrada bir 90 derece de var. Yani büyük ihtimalle ne yapacağız? Alfa betaya dalacağız arkadaşlar. Dalalım mı? Dalalım. Hatta buraya x demiş. O zaman ben buraya y açsın dersem. X 90 ise tamamı y. Tamamı 90 ise burası da x yaptı. Hocam x 90 ise burası da y açısı oldu mu? Oldu. Alfa betalı üçgenler. Yani burası da x y oldu. X y'li üçgenler. Gençler şu x y'li üçgen bir burada var bir de burada var değil mi? X y'li üçgenler bir orada bir orada. Bu karenin bir kenarı bu da karenin bir kenarı değil mi? Evet. Hocam x y 90 ve x y 90'lı üçgenlerde y'nin karşısı çift çizgi y'nin karşısı çift çizgi olduğu için iki üçgen eş üçgen oldu. Burada y'nin karşısı çift çizgi tamam y'nin karşısı çift çizgi. Madem eş üçgen 90'ın karşısındaki bu kenarlar da birbirine eşit olmak zorunda mı? Olmak zorunda. Hatta şu küçük parçada da şu küçük parça eşit diyebiliriz. Aa bak şu eşitliği koyunca ne çıktı burada? Burası 90 derece değil mi? Evet. Hocam ikizkenar dik üçgen. Yani 90 ise bunlar kaç kaç yaptı? 45 45 yaptı. Hocam y açısı çıktı o zaman. Y açısını kaç bulduk o zaman? 45 20 daha 65 bulduk. 65 ile x'in toplamı da 90 olmayacak mı? 65 artı x eşittir 90 ise x'i de buradan kaç buluruz? 25 olarak buluruz arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Denizli çıktı. ABCD bir kare ve DC'ye doğrusal demiş. Tamam. Burayı da 8 kökü vermişler. Arkadaşlar normalde ben şunu söylerim. Kare sorularında 15 derece gördüysem mantıklı olan köşegeni çizdiririm. Aynı şey 22.5'ta da geçerli arkadaşlar. 22.5 var mı? Var. Köşegeni çizelim. Hangisi mantıklı? Şu mu mantıklı? Yok hocam hiçbir mantığı yok. Ne yapalım? Şunu çizelim. Çizdiğin zaman ne oldu? Hocam burası 45, burası da 45 oldu mu? Oldu. Burası 90. Hatta burası da 45 de. Neyse. Burası da 45. Aa 22.5. Aa hocam 2 tane açı. Şu açıyla bakın bu açıyla şu açının toplamı 45 yapacak. Yani 22.5 ile neyi toplarsan 45 yapar. 22.5'u hocam. O zaman ikizkenar çıktı. O zaman 8 kök 2 ise burası da 8 kök 2 oldu. 8 kök 2 ikizkenar dik üçgen olduğu için bunlar da 8 8 ya da karenin köşegeni olduğundan karenin bir kenarı 8 yaptı diyebiliriz. Karenin alanı isteniliyor. Direkt 8'in karesinden 64 çıkar. Yani cevap Akçay oldu. ABCD ve FBLK birer kare verilmiş arkadaşlar bize ve karenin bir kenarını 18 vermişler. Ve burada bir oran vermişler. LM uzunluğu K iken FM uzunluğu 2K. FM uzunluğu 2K vermişler arkadaşlar. Ne yapacağız? Hocam bu bir kare olduğundan dolayı burası da 3K, burası da 3K, burası da 3K mıdır? Evet. Sonra tamamı 18 verilmiş. Olsun 18. Ne yapacağız? X soruluyor bize. Hocam ben şuradaki kenarı bulursam X'i de bulurum. Çünkü bunun tamamı 18 olduğundan dolayı. Hocam şurada ne var? Bir temel orantı var. Bitti gitti. Hocam şu bölü tamamı 3K bölü 18. 2K bölü Y'ye eşit değil midir? Evet. 2K bölü Y'ye eşittir. Ha, isterseniz alfa beta'ya da dalabilirsiniz. Hocam tanjant alfadan da yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama direkt temel orantı olduğu için ben buradan yaptım. Şunları sadeleştirelim. 3 ile 18 sadelesi 6. 6 kere 2 12. Y'yi buradan 12 bulduk. Arkadaşlar Y 12 ise tamamı 18 olduğundan X'e de kaç kaldı o zaman? 6 kaldı. Cevap Balıkesir. Yukarıda alan 64 santimetre kare olan ABCD karesi. 64 ise bir kenar kaç yaptı arkadaşlar? 8 yaptı. Şunları hemen 8'i yazalım. 4, 4. Şöyle bir katlama var. Katlamadan dolayı burası da 4 oldu mu? Oldu. Hocam burası 8 iken burası da 8 oldu mu? Oldu. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Aa bak üst üste binen açıları kullanamıyoruz maalesef.
Hocam Z var desek, valla üçgende olmadığı için bakın burası normalde üçgen yok. O zaman ikizkenarlığı kullanamıyorum burada. Tamam, üst üste binen kenarları yazdık. Üst üste binen açıları da yazdık. Hatta buradaki 90'ı da yazalım isterseniz. Eyvallah. Şimdi bizden FC x isteniyor. Allah Allah. X'i bulmak için ne yapmalıyız? Hocam zaten burası 8. X'i direkt bulamıyorum. X'i bulmam için sanki şurayı bulmam lazım arkadaşlar benim. Şurayı bulursam olay bitti gibi. Aa hocam bak 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 ne var burada? Burası da 4, burası da 4. Hocam hatta burası da 90 değil mi? Evet. Ne hissettirdi size? Hocam dikmeler eşit. Yani şu kollara çizilen dikmeler eşit. Nerede eşit? Açıortayda hocam. O zaman burası açıortay. Ve ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. Yani burası da y'dir. Hatta burası da açıortay çıkıyor mu arkadaşlar? Çıkıyor. Şunlara da iki nokta diyelim de. Neyse. Yukarıdaki noktalarda karışmasın. Bundan sonrasında ne yapacağım? Tamam. Burası da çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Niye? Arkadaşım dikkat edersen buraya y dedik. Bunun tamamı 8 değil miydi? Buraya da 8 eksi y kaldı. Pisagor. 8 artı y'nin karesi eşittir. Ne diyeceğiz? 8'in karesi artı 8 eksi y'nin karesi deyip işlem yapacağız. Arkadaşlar işlem 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 y'yi buluruz. Ama 8 varsa büyük ihtimal ne üçgendir? 6, 8, 10 üçgendir. Y yerine 2 yazarsam 10 yapar. Y yerine 2 yazdığımda burada da 6 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Y 2 çıktı. X de kaça eşit oldu arkadaşlar? 6'ya eşit oldu. Yani cevap Balıkesir oldu. ABCD bir kare ve şu bir dikdörtgen. Dikdörtgen olduğundan 2 kök 6 ise burası da 2 kök 6. 90, 90, 90'ları da şöyle bir yapıştıralım isterseniz. Kare olduğundan dolayı tabii şurası da 90, burası da 90. Şöyle 90'ları da yapıştıralım. EC'ye 2 kök 6 vermiş, tamam. ADF üçgenin alanı soruldu. Arkadaşlar alan, üçgen alanı. Hangi konuda olursak olalım üçgende alan neydi? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den çıkmıyor muydu arkadaşlar? Evet. O zaman tabana ait yükseklik çizeceğiz. Bak şu üçgende taban neresi? Burası. O zaman bu tabana ait yükseklik çizeceğiz. Bu tabana ait yükseklik A, 2 kök altın tepesi A değil mi? Buradan çizecek hocam. Ama bak geniş açılı ki büyük ihtimal nereye düşüyor arkadaşlar? Dışarıya düşüyor. Dışarıya doğru çizmiş olduk. Yani benim amacım bak alan bitti. Şu haşı bulmak. Bu haşı bulursam olay bitti. Hocam 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfabeti o zaman. Bak burası alfa. Şuraya beta dersem. Beta tamamı 90'sa alfa, alfa 90'sa beta oldu. Hocam karenin kenarları değil mi bunlar? Aa, şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş. Burada betanın karşısı 2 kök 6 ise buradaki betanın karşısı da 2 kök 6 olmak zorunda. Ve yüksekliği bulduk. Tabanın senin kaç? 2 kök 6. Yüksekliğin senin kaç? O da 2 kök 6. Bak tabana ait yükseklik. O zaman üçgenin alanı ne olacak? 2 kök 6 çarpı 2 kök 6 bölü 2'ye eşit olacak. Burada arkadaşlar kök 6 ile kök 6'ın çarpı 6, 6 kere 2, 12. Yani cevabımız 12 oldu. Bak üçgen sorusu aslında. Sadece karenin içerisinde, dikdörtgen içerisinde sorulmuş bir soru arkadaşlar. Üçgen bilgilerini yine kullanmaya devam. ABCD bir kare ve şurası da 2 kök 5 olarak verilmiş. AD üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Hocam şurada bir oran var. Bu oranı gördüğümüz zaman ne yaparız? Şuradan paralel çizebiliriz ya da şunu uzatabiliriz değil mi arkadaşlar? İçeri paralel çizdiğimde maalesef şey oluşmuyor değil mi? Bakın şuradan bir paralel çizsem kelebek melebek oluşmuyor. Hani eşitlik yani oranlamayı kullanmak demek ne demekti arkadaşlar? Oranlamayı kullanmak demek benzerliği kullanmak demek. O zaman ben bunu buradan kelebek oluşturamadıysam dışarı doğru uzatacağım. Burada olmaz. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Şöyle ben aynı şekli şuraya yapıştırayım. Burada yapayım. O zaman burada dışarıya doğru uzatayım arkadaşlar. Şöyle bir kelebek benzerliği oluşturayım. Kelebek benzerliği oluştu mu arkadaşlar? Oluştu. Bakın bunlar birbirine eşit. Evet kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran 1'e 1. Bakın şurada bir kelebek oluştu arkadaşlar. Kelebekteki oran 1'e 1. O zaman burası A iken burası da ne olacaktır? A olacaktır. Peki. Hocam karenin bir kenarı. A burası da A. Bakın ne çıktı? Bunlar birbirine eşit mi? Eşit. Bir de burası 90 derece mi? Evet. 90'dan çizilen kenarortay var. Yani muhteşem üçlü. Burası da eşit olacak. Yani burası da A oldu. A dediğimiz 2 kök 5 yaptı. 2 kök 5 yani şurası 2 kök 5 ise 2 kök 5 ise hocam burası da 2 kök 5 karenin bir kenarı olduğu için yani bunlar da kök 5 kök 5 diye ayrıldı. O zaman bitti. Olay bitti. Karenin alanı nedir? Kök 5 ile 2 kök 5'in çarpıyoruz. Bir de 2'ye bölüyoruz. Yani cevap ne çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Evet sorumuzun cevabı Edremit oldu.